Yusuf Alabarda itibarsızlaştırma borazanlarını öttürmesinler de ne yapsınlar. Türkiye tarihinin en kapsamlı konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla duyuruldu. Böylece alt ve orta gelir grubundan 250 bin vatandaşımız uygun ödeme şartları ve makul fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olacaklar anında düğmesine basılan borazanlar memleketi betona boğdunuz şeklinde devreye sokulmuş olsalar da gerçek böyle değil. Sadece depreme karşı dönüştürülmesi gereken yapıları kıstas alsak dahi konu oldukça vahim. En son İzmir depremi bize bunu çok net bir şekilde yaşayarak hatırlattı. O zamanlarda depreme karşı dönüşümün nasıl yetersiz kaldığını anlatma telaşına düşen bu kelambazlar depremin etkisi unutulunca memleketi betona boğdunuz diyerek sahne almaya devam ettiler. Açıklanan bir dönüşüm projesi değil lakin şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin sabit bir şekilde yıllık 700 bin civarında konut arzını her sene piyasaya sunması gerekiyor. Bu arzı kısa vadede yapmadığınız takdirde ilk tesirini kira fiyatlarındaki artışla hissettiriyor. Orta ve uzun vadede ise bu durum karşınıza gece kondulaşma olarak çıkmakta. 2007-2017 yılları arasında ortalama 1.3 milyon civarında gerçekleşen konut arzı, 2018-2021 arasında çeşitli sahiplerle 600 bin civarına gerileyince bu durum anında kira fiyatlarına yansıdı. Çünkü Türkiye gibi büyük bir coğrafya ve nüfusa sahip gelişen ve büyüyen ülkelerde hayatın gerçeklerinin size kendi şartlarını dayatması hiç de zaman almıyor. Bu durum en iyi bir bisiklet sürücüsünün pedala basmadığı takdirde yere düşmesinin mukadder olması üzerinden izah edilebilir. Bizde ülke olarak iddialarımızı sürdürmek istiyorsak her alanda pedala istikrarlı bir şekilde basmaktan başka bir yolumuzun olmadığını anlamamız gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon konut var. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon konut var ve vatandaşlarımızın %88'i şehirlerde yaşamakta. Bu da doğal olarak büyük şehirlerimizdeki nüfusu her geçen gün daha da kalabalık hale getiriyor nüfusu her geçen gün artmaya devam eden şehirlerin tüm altyapısını bu ölçekte baştan hazırlamadığınız takdirde sorunların kapımızı çalması hep an meselesi. 81 ilimizin doğalgaz, organize sanayi bölgeleri, şehir ve devlet hastaneleri, ulaşım ağları ve havalimanları ve üniversitelerle donatılması gayretlerini buradan okumak lazım gelir. Söz konusu konut projesinin en yoğun şekilde hayata geçirileceği şehirlerin Gaziantep, Konya, Kayseri gibi şehirler olması şaşırtıcı değil. Zira sadece Gaziantep'in organize sanayi bölgelerinde çalışan insanımızın sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. İş, gecekondulaşmaya doğru bir seyir izlemeye başladığında ise oluşan altyapı sorunlarını çözmek için çok daha fazla kaynak harcamak zorunda kalıyorsunuz. Yani bugün yapmadığınız altyapı harcamasını yarın misliyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hala çarpık şehirleşmenin bedelini ödüyoruz. Ülke yıllarca içerideki kayıkçı kavgaları, darbeler, faili meçhuller ve terör saldırılarıyla enerjisini yitirirken büyük şehirlerimizin tamamı gece kondu şehirlerine dönüştü. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde altyapısıyla birlikte sunamadığımız yerleşim alanları bize altyapısı olmayan gece kondu şehirler olarak döndü, yapamadığımız metro inşaatları bize dolmuş dedikleri, halkın kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığı bir sistem olarak döndü. Şimdi son bir gayretle şehirlerimizi dönüştürmeye, metrolar ve raylı sistemleri inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bunları neden yazmak zorunda kalıyorum? Çünkü mezkur konut projesi açıklandığı andan itibaren itibarsızlaştırma borazanları hemen devreye girerek yine memleketi betona boğdunuz diye gürültü çıkarmaya şimdiden başladılar. Oysa aynı grup fahiş kira artışlarından kaynaklanan rahatsızlığı da anlatan grup. Yani iki tarafı da keskin bıçak gibi. Hangisi siyaseten işine yarıyorsa o tarafını kullanıyor. Elbette onlar ne derlerse desinler sabit gelire sahip alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın kampanyanın ilk gününde yaptığı rekor başvuru, projenin vatandaş tarafından tasdik edildiğinin de işaretidir. Böylelikle enflasyonun önemli bir kalemini oluşturan barınma giderlerine de kısa vade içerisinde önemli bir neşter atılmış oluyor. Yatay mimari Maalesef yıllardan beri Erdoğan'ın ısrarla yatay mimari çağrılarına rağmen kendi partisinin belediyeleri dahi bu konuda başarılı bir sınav veremedi. İstanbul gibi rezerv konut alanının son derece tahtitli olduğu bir il şöyle dursun, Anadolu Bozkırı'nın birçok merkezine dahi çok yüksek katlı binalar inşa ettik. Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son yıllarda başta Sayın Bakan Murat Kurum olmak üzere gösterdikleri hassasiyete şapka çıkarmakla birlikte hala bu sorunun sona erdiğinden emin değiliz. İşte böyle bir ortamda yaşanabilir mekanlar ve komşuluk ilişkileri açısından da son derece önemli olan yatay mimari ve sürdürülebilir yeşil enerji hususunun bu projede dikkate alınmasını son derece değerli buluyorum. Borazanlar ötmesinde ne yapsın? Havanda su döven siyasi söylemlerin yanında ülkenin yaşadığı birçok soruna tereddütsüz ve ayağa yere basan hamlelerle neşter vuran bu siyaset tarzının millet nezdinde kuşkusuz bir şeye tekabül ettiğini görebiliyoruz. Seçimlere son 9 ay kala Erdoğan'ın daha da el yükselteceğini görmek için kahin olmaya da gerek yok. İşte bu durumda itibarsızlaştırma borazanlarını öttürmesinler de ne yapsınlar? Yusuf Alabarda, Türkiye Ali Saydam konut devrimini iyi anlatmak lazım. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Peki ne biliyoruz? Başvurular Ekim ayının sonuna kadar sürecek. Öncelik dar gelirlilerde. Buna göre kontenjanlar belirlenmiş. Satışın %20'si gençlere, %20'si emeklilere, şehit yakınları ve gazilere ayrılan kontenjan %5. Engellilere %5. Geri kalan %50'den de belirlenmiş şartları sağlayan herkes yararlanabilecek Bu kapsamda toplu konut idaresince 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri satışı yapılacak Amaç 3 milyon 750 bin kişiye ulaşmak Arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başlayacakmış, ev içinse dün başladı Sistem açılır açılmaz açıklanan ilk başvuru rakamı 90 bindi. Kısa süre içinde 250 bini geçtiğine şahit olduk. TOKİ Başkanı Ömer Bulut dün bir TV yayınında konuktu. Sistemi istismar etmek isteyenlere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı önlemlerin bazılarını sıraladı. Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı verilmedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir. Buraya kadar yazdıklarımızı herkes biliyor zannediyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Hem bu temel bilgileri hem de insanların kafasındaki ayrıntılı soruların karşılığını yavaş yavaş bulacağız inşallah. Örneğin şu duruma bakalım. Ahmet 18 yaşını aşmış. İkametgahı bir seneden fazla süredir İstanbul'da. Annesiyle babasının yanında yaşıyor. Babasının ayrıca bir evi var ya da yok. Hane gelirleri 18 bin liranın altında ya da üstünde. Şimdi soru. Ahmet'in ev ya da arsa için şahsen başvurma hakkı yukarıdaki alternatiflerden hangisinde var? Mesela taksitler var. 20 yıl vade ile 2 artı 1 konutlar için 2280 liradan 3 artı 1 konutlar için 3187 liradan başlıyor. Ya sonrası? Taksitler enflasyon ya da memur maaşlarındaki yükselişle doğru orantılı artacak mı, sabit mi kalacak? Ya da diyelim ki 3 sene sorunsuz ödemelerini yapan Hayriye Hanım birden paraya sıkışsa ve ödeme yapamayacak duruma gelse yatırdığı parayı kayıp mı edecek? Şunu da sorsak, %10 peşinat için bireysel kredi alınmasında kolaylık gösterilecek mi? Tabi benzer daireler yaklaşık 1.5 milyon lirayken TOKİ sosyal konutları piyasanın yarı fiyatına nasıl mal edip satacak? Bu yanıtlar bizde var. Ancak bakan kurumun dün yaptığı açıklamalar etraflıca da olsa yetmez. İletişim kampanyaları kapsamında ele alınarak soru cevap tekniği, infografikler gibi görselleştirme yöntemleri ve diğer her türlü imkan kullanılarak mutlaka tekrar edilmesi gerekir. Çünkü şehamet tellalları ama fakat oysa o iş öyle değil diye söze başlayıp milletin aklını bulandırmak, dünyanın en büyük konut projesini baltalayarak kendilerine siyasi nema çıkartmaya çalışmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Her zaman yaptıkları gibi onların yelkeninden rüzgarı almak lazım. Ali Saydam Yeni Şafak